Evet arkadaşlar, geldik üçüncü konumuza, dünyanın hareketleri. Şimdi arkadaşlar, soru çıkması yönünden dünyanın iki tane önemli hareketi vardır. Bir, dünyanın günlük hareketi, iki, dünyanın yıllık hareketi. Günlük hareketini kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Yıllık hareketini ise güneş etrafında 365 gün 6 saatte tamamlar. Şimdi dünyanın günlük hareketine baktığımızda, dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamladığı harekete günlük hareket deriz. Geçen süreye ise bir gün adı verilmektedir. Şimdi dünyanın günlük hareketi sırasında oluşan çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar, çizgisel hıza baktığımızda şu balerin kızımızın, patenci kızımızın arkadaşlar, bu çubuğun etrafında döndükçe bu ip çubuğa dolanacak, gittikçe ne yapacak? Aldığı mesafe daralacaktır. Dolayısıyla ne yaptı arkadaşlar? Hızda da bir azalma olacaktır. Açısal hız ise ekvatordan kutuplara doğru bir değişme göstermez. Bakın, balerin kendi ekseni etrafında dönmüş. Şurası da 360 derece dönmüş. Burası da, burası da. Dolayısıyla dünyanın çizgisel hızı ekvatordan kutuplara doğru azalırken açısal hızda herhangi bir değişim yaşanmaz. Arkadaşlar, çizgisel hız güneşin doğuş ve batış süresi üzerinde etkilidir. Mesela ekvatorda güneş daha hızlı doğar, daha hızlı batar. Ama kutuplara doğru gittikçe ne yapar? Bu süre uzamaktadır. Dolayısıyla çizgisel hızın değişimine, güneşin doğuş batış süresinin değişimine göre alacakaranlık süresi de değişmektedir. Alacakaranlık gün doğumu ve gün batımı sırasında görülen yarı karanlık vakittir. Şimdi günlük hareketin sonuçlarına baktığımızda, birincisi gece ve gündüz oluşur. Arkadaşlar, dünya dönmeseydi bile dünyanın güneşe doğru tarafı gündüz, arka tarafı ise gece olacaktı. Güneş ışınlarının gün içerisinde yere düşme açıları değişmekte. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için ne yapar arkadaşlar? Sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınları daha yayık açıyla gelir. Öğle saatinde ise daha dik açıyla gelir. Dolayısıyla gün içerisinde güneş ışınlarının değişmesine bağlı olarak gölge boyları ve gölge yönleri değişir. Bakın, sabah ve akşam gölge boyu uzundur, öğlen gölge boyu daha kısadır. Sabah gölgemiz batıya doğru düşer, öğlen kuzeye doğru düşer, akşam ise doğuya doğru düşer. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Sabah ve akşam serindir, öğlen daha sıcaktır. Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak kurak ve yarı kurak bölgelerde mekanik parçalanma meydana gelir. Kayaçlar ne yapıyor arkadaşlar? Gündüz ısınıyor, hacmi genişliyor, gece soğuyor, hacmi daralıyor ve buna bağlı olarak da ne yapıyor? Bir mekanik parçalanma yaşıyor. Günlük sıcaklık değişimi günlük basınç değişimine neden olur. Sıcaklık düşünce hava soğur, yoğunluğu artar, yüksek basınç alanı haline gelir. Hava ısınırsa hacmi genişler, ağırlığı azalır, yükselir, alçak basınç alanı haline gelir. Ne yaptı? Günlük hareket günlük basınç değişimine neden oldu. Bu günlük basınç değişimi de deniz kara meltemleri gibi, dağ vadi meltemleri gibi meltemlerin oluşumuna neden olmaktadır. Arkadaşlar, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi merkez kaç kuvveti, yani Coriolis kuvvetine neden olmaktadır. Bu da sürekli rüzgarlar ve akıntıların yönlerinde sapmalar oluşmasına neden olmaktadır. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak ekvatorda yükselen hava kütleleri kutuplara doğru giderken kutuplara ulaşamaz. 30 derece enlemlerinde yeryüzüne çökmeye zorlanır ve buna bağlı olarak da 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınçlar oluşmaktadır. 30 derecelerden kutuplara doğru giden hava kütleleri 60 derecelerde kutup rüzgarlarıyla karşılaştığında yükselmeye zorlanır. Böylece de 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınçlar oluşur. Yani 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınçlar ve 60 derecelerdeki dinamik alçak basınçlar dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşmuştur. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için doğuda güneş daha erken doğar, batıda daha geç doğar. Buna bağlı olarak da aynı anda dünyanın farklı yerlerinde yerel saat farkları oluşur. Bakın, Yeni Delhi'de saat 5 iken İstanbul'da saat 2,
Londra'da saat 12, New York'ta ise arkadaşlar sabah saat 7'dir. Dolayısıyla ne yaptı arkadaşlar? Doğuda yerel saatler daha ileri, batıda daha geri oldu ve günlük saat, yerel saat farkları karşımıza çıktı. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için aynı zamanda coğrafi yönler oluşmuştur. Güneşin doğduğu tarafa doğu, battığı tarafa batı diyoruz. Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya yönlendirdiğimizde önümüz kuzey, sırtımız ise güney olacaktır. Yine dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için rüzgarlar ve okyanus akıntılarında arkadaşlar sapmalar meydana gelir. Rüzgarlar ve okyanus akıntıları kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede ise soluna doğru sapmaktadır. Dünyanın günlük hareketinin yönüne bağlı olarak güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Arkadaşlar doğudaki bir noktada yerel saat batıdaki bir noktadan daha ileridir. Bu nedenle bakın Türkiye'nin en doğusunda 44 derece doğu meridyenindeki Iğdır kentinde yerel saat 12 iken 15 derece uzağındaki İstanbul'da yerel saat 11'dir. Ne yaptı arkadaşlar? Türkiye'nin doğusundaki yerel saat batısından daha ileriye oldu. Geldik dünyanın yıllık hareketine. Arkadaşlar dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede hareket etmektedir. Bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar ki biz bu süreye bir yıl adını vermekteyiz. Dünya bu hareketi sırasında güneş etrafındaki hareketi sırasında güneşe bazen yaklaşır, buna perihel deriz. Bazen uzaklaşır, buna da afel adını veririz. Perihel yani dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tadır. En uzak olduğu tarih ise arkadaşlar afel, bu da 4 Temmuz'dadır. Şimdi dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasına bağlı olarak yörüngedeki hızda bir değişim yaşanır. 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın konumda olduğunuz için bu mesafe 147 milyon kilometredir ve yörüngedeki hız artmıştır. Ama 4 Temmuz tarihinde en uzak konuma geliriz ve yörüngedeki hız azalma göstermektedir. Şimdi dünyanın bu şekilde güneşe yaklaşıp uzaklaşması yörüngedeki hızını etkiledi. Bu da mevsim sürelerinin birbirinden farklı olmasına neden olmuştur. Bakın kuzey yarımkürenin ilkbaharı 92 gündür, güney yarımkürenin 89 gündür. Kuzey yarımkürenin yazı 94 gündür, güney yarımkürenin yazı 90 gündür. Her iki yarımkürede mevsim süreleri birbirinden farklı oldu. Arkadaşlar 23 Eylül tarihindeki ilkbahar ekinoksuna 2 gün gecikmeyle girilir. Dikkat edin 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık ama o biri nedir arada? 23 Eylül'dür. Şubat ayı 2 gün kısa sürmektedir. Baktığımızda arkadaşlar bütün aylar 30 günken Şubat 28 gündür. Dolayısıyla bu duruma bağlı olarak mevsim süreleri farklı olduğu için her iki yarım kürenin kutup noktasındaki gündüz uzunlukları da birbirinden farklı olacaktır. Şimdi geldik dünyanın eksen eğikliğine. Arkadaşlar dünyanın ekseni nedir? Dünyanın bir kutbundan girip diğer kutbundan çıktığı kabul edilen hayali çizgiye dünyanın ekseni adı verilmektedir. Yörünge ekseni ise arkadaşlar dünyanın güneş etrafında izlediği yolu dik kesen çizgidir. İşte bu ikisi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı farkı bulunur ki buna dünyanın eksen eğikliği adı verilmektedir. Şimdi dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketinin sonuçlarını birlikte göreceğiz. Birincisi mevsimler oluşur. Eğer dünyanın eksen eğikliği olmasaydı tek başına yıllık harekete bağlı olarak mevsimler oluşmazdı. İkisine bağlı olarak ne yaptı? Güneş ışınlarının yıl içerisinde geliş açısı değiştiği için orta enlemlerde mevsimler oluştu. Yine eksen eğikliğine bağlı olarak aynı anda farklı iki yarımkürede farklı mevsimler yaşanır. Yani kuzey yarımküre kışı yaşarken güney yarımküre yaz mevsimini yaşamaktadır. Bir noktaya düşen güneş ışınları yıl içerisinde değişir. Bakın yaz aylarında siz de bunu görüyorsunuzdur. Güneş ışınları daha dik gelirken kış aylarında daha eğik gelmektedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için bir cismin gölge boyu da değişir. Yazın gölge boyu daha kısa, kışın daha uzun olacaktır.
Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir. Arkadaşlar biz biliyoruz ki aydınlanma dairesi kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında yer değiştirmektedir. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Gündüz uzunluğunu etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu duruma bağlı olarak ne yaptı? Yıl içerisinde gece ve gündüz uzunluklarında bir değişim yaşandı. Bakın ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz vardır. Kutup dairelerinde 24 saate çıkmaktadır. Kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüz var. Ülkemizin en güneyinden 36 derece kuzey paraleli geçmekte. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 4,5 saat kadar gündüz uzunluğu vardır. Ama ülkemizin en kuzeyinden 42 derece geçmektedir. Burada da arkadaşlar yaklaşık 5-5,5 saat kadar gece ile gündüz arasında fark oluşmaktadır. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Şimdi yaz döneminde karaların iç kısmı fazla ısınır, denizler serin kalır. Böylece ne yaptı? Karaların iç kısmı alçak basınç alanı haline gelirken denizler yüksek basınç alanı haline geldi. Bu basınç farkları da ne yapıyor arkadaşlar? Muson rüzgarlarının oluşumuna neden olmaktadır. Biliyorsunuz Hint Okyanusu'ndan Asya'ya doğru yazın esen rüzgarlara yaz musonu, kışın Asya'nın iç kısımlarından Hint Okyanusu'na doğru esene ise kış musonu deriz. Yine güneşin doğuş batış saati ve doğuş batış yeri de eksen eğikliği ve yıllık harekete göre değişmektedir. Dünyanın eksen eğikliğinin en önemli sonuçlarından birisi dönenceler ve kutup dairelerinin oluşmasıdır. Dünyanın eksen eğikliği 23 derece 27 dakika olduğu için bu enlemler bizim dönencelerimizi oluşturmaktadır. Arkadaşlar, kuzey yarımkürede yengeç dönencesi, güney yarımkürede oğlak dönencesi bulunmaktadır. Dönenceler güneş ışığının en son dik geldiği yerlerdir. 90'dan 23-27'yi çıkartırsak 66-33 kalır. Bunlar da kutup daireleridir. Kutup daireleri ise 24 saatlik bir günün yaşandığı son noktalardır. 90 dereceler ise arkadaşlar bizim kutup noktalarımızdır. İşte bu dönencelerle kutup daireleri arasında matematik iklim kuşakları oluşmuştur. Dönenceler arası ekvatoral kuşak, dönencelerle kutup daireleri arası orta kuşak, kutup daireleriyle kutup noktaları arası ise arkadaşlar kutup kuşağıdır. Geldik örnek sorularımıza. Dünya yıl içinde şekildeki gibi ekliptik bir düzlem üzerinde B konumuna geldiğinde, yani A konumundan 21 Haziran'dan hareket edecek, daha doğrusu 4 Temmuz'dan hareket edecek, 3 Ocak tarihine gelecek. Bakın 147 milyon kilometre. Demek ki burası 4 Temmuz, burası ise 3 Ocak. Şimdi dünyanın yıl içinde şekildeki gibi ekliptik düzlem üzerinde B konumuna geldiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kuzey yarımkürede yaz yaşanır. Bu söylenemez olacak arkadaşlar. Özür diliyorum. Şimdi kuzey yarımkürede yaz yaşanır mı? Evet, şurada zaten yaz yaşanıyor. Doğru. Yörüngedeki hız A noktasına göre daha fazladır. Baktığımızda arkadaşlar evet daha fazladır. Gece gündüz her yerde eşit olur. Bakın şurada 23 Eylül tarihinde arkadaşlar gece gündüz her yerde eşit oldu. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Arkadaşlar 23 Eylül'de güneş ışınları ekvatora dik geldi. Mevsim süreleri artar. Arkadaşlar mevsim süreleri sabittir. Her iki yarım kürede birbirinin tersinedir. Uzunlukları birbirinden farklıdır ama mevsim süreleri sabittir. Dolayısıyla aradığımız cevap E seçeneğidir. Geldik son slaytımıza. Ne diyor sorumuz? Aşağıdaki haritada X, Y ve Z merkezleri işaretlenerek gösterilmiştir. Bu merkezlerde yaşanan gibi durumların hangilerinde eksen eğikliği etkili olmuştur? Bakalım. Yer çekiminin Y noktasına diğerlerinden daha düşük olması. Arkadaşlar yer çekiminin Y noktasında diğerlerinden düşük olması dünyanın şekliyle ilgilidir. Onun için gitti. Aralık ayında gece süresinin X'te en uzun olması. Arkadaşlar dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gittikçe gece ile gündüz arasındaki fark artar. Dolayısıyla 2 numarada eksen eğikliği etkili olmuştur. Haziran ayında X'te
yaz yaşanırken Z'de kış yaşanması, aynı anda iki yarım kürede birbirinin tersi mevsimleri yaşanması dünyanın eksen eğikliğinin sonucudur. Dolayısıyla 2 ve 3 elimizde. Güneşin yıl boyunca Z'de erken doğması, bu ise arkadaşlar dünyanın günlük hareketinin yönüyle ilgilidir. Dolayısıyla aradığımız cevap 2 ve 3, yani C seçeneğidir. Bitti.